Bir bordo bireli nasıl yetişiyor? Yaklaşık biz 2 yıllık bir eğitim gördük. Havada, karada, denizde her türlü ortam ve şartta görev yapabilecek imkan ve kabiliyetine sahip olacak şekilde yetiştirilir. Yaklaşık bir 10 metre uzunluğunda bir havuz var. İç affedersiniz pisliklerle dolu. Kanalizasyon pislikleri var. Ve tel var üzerinizde. Üstünüzdeki o tel yanıyor. Siz sadece buranıza kadar böyle hani nefes alabilecek şekilde kafanızı kaldıramıyorsunuz. Yanan bir tel var üzerinde. Suyun içerisine girerseniz de pisliklerle hani düşman eline geçmiş gibi sizi esir alırlar. Düşman sizi esir almış gibi muamele ederler yani oradaki. Görevleri ve özellikle kritik noktaları gidilirse eğer dediğimiz gibi bir tane herkesin cebinde bir kurşun oluyordu. Esarete düşeceğimize bu yolda şehitlik bizim için en büyük onurdur yani. Yer altında kalmaya devam edin. Ben İbrahim Şirin. 15 Mayıs 1982 yılında Bursa'da doğdum. İlk ve orta öğretimimi Sakarya'da gördüm. Baba tarafım Sakarya Sapanca. Sonra tekrar Bursa'ya göç ettik. Bursa'da lise eğitimimi tamamladım. Liseden sonra işte en çok askerlik mesleği hayalimdi. Birkaç sefer girdim ama ilerleyen bölümlerde anlatırım. Trajikomik olaylardan dolayı olmadı liseden sonra. Üniversiteye gitmeye karar verdim. 2 yıllık üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra ilk defa jandarma personeli sivil kaynak alımı yapıyordu 2003 yılında. 2003 yılında jandarma astsubay sınıf okulunu kazandım ve mesleğe başladım. Tabii Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra 2018 yılında TSK'dan bazı özel sebeplerden dolayı ilişim kesildi. Evliyim, 3 çocuğum var. Şu an Denizli'de ikamet ediyorum. Bazı güvenlik firmalarına işte eğitim, atış konularında da danışmanlık vermeye devam ediyorum. Bu şekilde. Peki merak ediyoruz. İlk asker olmaya nasıl karar verdin? Tabii bu klasik herkese öyle cevap verir. Küçüklükten beri hayalim vardı derler. Benim de tabii küçüklükten beri yani özellikle Sakarya'dayken, ilkokulu okurken jandarma devriye aracıyla gelirdi. Böyle mavi, kırmızı, mavi lambaları yanardı. İşte üniformalı askerleri görürdük. O benim küçüklükteki en net hatırladığım bir duygu. Bunun yanında babam Kıbrıs gazisi. Rahmetli babamın dedesi de Çanakkale şehidi. Yani bir asker kökenlik de var. Ben tabii 1982 doğumluyum. 80 ihtilali olmuş. İşte sıkı yönetim hala devam ediyor. Annem hamile. İşte doğum yaklaşmış. Hastaneye giderken babam falan var takside. Askerler kontrol noktasında durduruyorlar aracı. Diyorlar nereye gidiyorsun? İşte doğuma gidiyoruz. İnanmıyor asker ya da komutan attı bilmiyorum. Annem diyor ki geldi karnıma dokundu böyle. O zaman sen zaten asker olacaksın belliydi falan diye espri yapar. Hatta araca binmiş. Hastaneye kadar bizle beraber gitmiş işte oradaki asker. Doğum falan öyle gerçekleşmiş. Yani küçüklüğümüzden beri bir asker sevgisi vardı ve 2-3 sefer denememe rağmen en son üniversiteden sonra o şanlı yuvayı kazandım ve 15 yıl kadar hizmet ettim. Peki eğitim sürecine gidelim biraz. Bir bordo bireli nasıl yetişiyor? Şimdi biz özel kuvvetler kurs tabur komutanlığına emrine çıktı tayinimiz. Yaklaşık biz 2 yıllık bir eğitim gördük. Kısa eğitimler vardı. İşte hazırlık eğitimleri, spor kursu gördük. Ondan sonra atış kursu, koruma güvenlik kursu falan derken işte hem iç güvenlik harekatını hem de sınır ötesi operasyonlara hazırlık kurslarımız oluyor. Komando ihtisas dediğimiz ve en sonunda da özel kuvvetler kursunu tamamlayıp göreve başlıyorsunuz. Bu eğitimler bir özel kuvvet personelinin havada, karada, denizde her türlü ortam ve şartta görev yapabilecek imkan ve kabiliyetine sahip olacak şekilde yetiştirilir. Yani bunun içerisinde kara harekatı eğitimleri, komando dediğimiz, paraşütle atlama dediğimiz, işte dalış eğitimleri denizde harekat yapabilecek, işte kayak kursun olur, karda harekat yapabilecek. Birçok bunlar işte bazısı 1 aylık, bazısı 3 aylık, bazısı 5 aylık derken toplamda 2 yıllık bir eğitimin ardından timlere atanırsınız ve göreve hazır olursunuz. Bu süre aslında bizden önceki devreler 3 yıllık bir eğitim gördü. Bizim dönem 2 yıllık gördü. Şu anda bildiğim kadarıyla 1 yıllık bir temel eğitim var. Bu da çoğunlukla ülkenin güvenlik algısına ve personel ihtiyacına göre değişebiliyor. Hani şu anda Suriye Harekat Alanı'nda birçok personelimiz var, Irak'ta var. Hem Türkiye içerisinde de operasyonlar devam ediyor. Temel 1 yıllık eğitimini alıyorsunuz, özel kuvvetlere katılıyorsunuz. Ancak görevden geldikten sonra mesela Ankara'dayken kurslarınız devam eder. Yani 15 yıl siz özel kuvvetlerde çalışırsanız Ankara'da müsait olduğunuz sürece eğitimler devam eder, kurslar devam eder. Peki İbrahim abi, şunu çok merak ediyorum. En zorlandığın eğitim, artık yeter dediğin eğitim hangisiydi? Şimdi en zorlandığım iki tane safha oldu. Birincisi komando ihtisas kursunun bitimine yakın
Kamboçya testi diye bir test var. Bu sizi hem fiziken yoran, hem psikolojik olarak yoran, hem bedenen yoran, hem muhakeme kabiliyetinizi ölçen bir testtir. Uzun bir test. Kursun sonunda işte belli bir noktada kamuflajlı, tam tesisatlı sırt çantanız işte yaklaşık 20-25 kilogram ağırlığında tam tesisat kuşanırsınız ve kucağınıza iki torba kum dolusu kum torbası verilir. Yani toplam ağırlığınız belki 100 kiloyu geçer. Bu vaziyette belli bir süre sadece yürüyüş yaparsınız. Bu yürüyüş de normal böyle yolda falan değil yani. İşte orada kullanılmayan bir tren rayı vardı. İşte o çakılların üzerinde gidiyorsunuz. İşte belli bir mesafe arazide, patikada gidiyorsunuz. Yaklaşık atıyorum yanlış söylemeyelim. Yaklaşık 1-2 kilometre öyle gidiyorsunuz. Sonra o kum torbalarını bırakıyorsunuz. Kum torbayı bıraktıktan sonra yine sırt çantanızda tüfekle belli bir yani yaklaşık 1 kilometre kadar koşuyorsunuz. Koştuktan sonra da bir atış alanına geliyorsunuz ve sırt çantanızı bırakarak hemen 3 atış yapıyorsunuz. Bu 3 atıştan en az 2 tanesi hedefte olması gerekiyor. Ondan sonra sırt çantanızı ve silahınızı da bırakıyorsunuz. Yine uzun bir koşu var. Yaklaşık 5 kilometre mukavemet koşusu var. Ama buna sürekli devam ediyor. 5 kilometre koşudan sonra sizi bir parkura sokuyorlar. Bu parkurda yaklaşık bir 10 metre uzunluğunda bir havuz var. İç affedersiniz pisliklerle dolu. Kanalizasyon pislikleri var. Ve tel var üzerinizde. Üstünüzdeki o tel yanıyor. Siz sadece buranıza kadar böyle hani nefes alabilecek şekilde kafanızı kaldıramıyorsunuz. Yanan bir tel var üzerinde. Suyun içerisine girerseniz de pisliklerle hani orada onu geçiyorsunuz. Oradan geçtikten sonra zaten bir havuz var. Dalış yapıyorsunuz. Bir tane bir delik var orada yaklaşık 1 metre uzunluğunda. O deliğin içerisine girip oradan çıkıyorsunuz. Yani o kadar yoruluyorsunuz ki o deliğe girdikten sonra oradan o 1 metreyi yüzemeyecek hale geliyorsunuz ve boğulma hissi veriyor size. Tabii herhangi bir sakatlık veya olumsuz bir durumda yanınızda o havuzun içerisinde eğitmenlerimiz, hocalarımız oluyor. Oradan çıkıyorsunuz. Oradan çıktıktan sonra belli bir parkur sürünüyorsunuz. Sürünürken de itfaiye hortumuyla sizi işte üzerinize su sıkıyorlar. Böyle hani sürünmekte zorlanıyorsunuz. En son oradan çıkınca da bir tane arkadaşınızı artık kim gelirse denk gelirse orada yaralıymış gibi onu sırtınıza alıyorsunuz ve finish noktasına kadar götürüyorsunuz. Onu da götürdükten sonra eğitimi tamamlamış oluyorsunuz. Bu komando ihtisasla Kamboçya testi denir buna. Gerçekten çok ağır bir testi ama insanın bunu yaptıktan sonra kendine güveni geliyor. Yani neler yapabileceğini anlayabiliyorsunuz. O test bayağı zordu ama çok da zevkliydi. İkincisi fazla uzatmayayım. Özel kuvvetler safhaları vardır. Hava kara deniz demiştim. Kara safhasının sonunda yine 10 günlük bir tatbikat olur. Bu 10 günlük tatbikatın içerisinde 3 gün düşman eline geçmiş gibi sizi esir alırlar. Ama bu esir alan insanlar da sizin yine hocalığınız olur. Ama gerçek düşman sizi esir almış gibi muamele ederler. Yani oradaki başınızdaki öğretmenler. İşte bu 3 günlük süre zarfında uykusuzluk, soğuk, işte psikolojik ve fiziki işkence dediğimiz. Ama bunlar eğitim yani. Ama eğitim de olsa bazı videolarda hani komutanlarımız da anlatır gerçekten de öyle. İşte ayağı kırılan, kolu kırılan veya yüzünde dişi kırılan durumlar olur. Benim de şöyle işte sırtım işte kaba etlerimize tabii konuşmamız için fiziki şiddet uyguladılar belli bir süre. Kurs bitti. Ben o gün evli olduğum için hemen gitmek istemedim evime hani ailem, eşim böyle görmesin diye. Hani eğitim olsa da bizi böyle görmesin diye. Birkaç gün gitmedim. Misafirhanede yattım. Ama unuttuk tabii. O vurulan darbeler birkaç gün sonra daha çok morarıyor. Eve gittiğimde sırtım her tarafım kaba etlerim morarmıştı. Tabii eşim hüngür hüngür ağladı böyle eğitim mi olur falan fıstık diye. Tabii bu eğitimler insanı psikolojikman ve fiziken yeterliliğini arttıran eğitimlerdir. Zor ama güzel eğitimler. Şöyle düşünün yani biz şunu anlıyoruz onda. Yurt dışında yapacağımız yani özel kuvvetlerin asıl görevi sınır dışı harekat görevleridir. Yurt dışı harekatlarında düşmanın eline geçerseniz sizden bilgiyi alır ve sizi etkisiz hale getirir. Onun için ona hazırlıklı olmanız gerekiyor yani. Yani bir şekilde zihnen ve ruhen ona hazırlıklı olmanız gerekiyor. Zaten özel kuvvetler prensipleri diye 8 tane madde vardır. Son maddesinde kesinlikle esaret düşünülemez. Şehadet esastır diye son maddemiz vardır. Görevlere ve özellikle kritik noktalara gidilirse eğer dediğimiz gibi bir tane herkesin cebinde bir kurşun oluyordu. Esarete düşeceğimize bu yolda şehitlik
bizim için en büyük onurdur yani. Peki mesela bilgi almak için yaptıkları en ağır işkence neydi? Bilgi almak için yapılan en ağırı zaten fiziki şiddettir. Yani sizin kabahatlerinize acı verecek ama yanlış bir şey olmazsa sizi sakatlamayacak fiziki şiddettir. Yani bunların işte sopayla, jopla ve herhangi bir şeyle size fiziki şiddet uygulanır. Bunun haricinde psikolojik şiddet dediğimiz sizin maneviyatınıza veya başka bir şeyde sizi böyle psikolojik olarak zorlayacak eğitimler yapılabilir. Tabi bunları çok da detaylı girmemek lazım. Oraya girenler bunu o özel kuvvetleri, SAT'ı, ŞÜAK'ı yani özel birlikleri düşünüp bunları yapacak arkadaşlarımızın orada görmesi gerekiyor. Peki kıymetli abim, hep merak edilen bir soru. Her oturduğunda bir SAT'çı ve burada belediyeci arasında bir yarışma düzenler bizim halkımız. Sana soracak olsak SAT mı daha güçlü kuvvetli bir asker birimi yoksa özel harekat burada böyle mi? Tabii bana da çok geliyor soru. Namık hocamla da bunu konuşmuştuk tabii. Yani bu klasik bir cevap verilecek ama yani ülkemizdeki her birliğin özel kuvvetler, SAT, SAS, JUAK, özel harekat hepsi ülkemizin güzide bir birliğidir. Hepsinin kendi neviinde özellikleri vardır. Şimdi ortaya karışık diyeceksin ama gerçekten öyle. Mesela jandarma özel harekat bulunduğu alanda alan hakimiyeti daha iyidir özel kuvvetlere göre. Ama yıllardır orada çalışıyor adam. Özel kuvvetler görev olursa oraya gider. Hani SAT, SAS dediğimiz zaman denizde yapılacak bütün faaliyetlerde en üstü onlardır. Sayıları da azdır. Sadece subay ve astsubaylardan çalışır. Ama özel kuvvetler dediğimiz zaman bir bütündür. Müşterek kuvvetlerle hepsini kapsayacak. Yurt içi ve yurt dışında görev yapabilecek şekilde kabiliyetlenir. İçerisindeki personel daha fazladır. Hani bunu özel kuvvetler daha iyi, SAT daha iyi diye ayrım kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Yapılamaz. Ama SAT kendi uzmanlık alanında en iyisi. Özel kuvvetler Türkiye alanında en iyisi. Öyle düşünmek lazım. Peki hiç hayatı idameye yani aç ve susuzluğa maruz kaldınız mı? Normalde görev şartlarında çok fazla bir bununla etki bir şeye maruz kalmadım ama eğitimlerde dediğimiz gibi komando kursunda, komando ihtisas kursunda, özel kuvvetler kursunda bu eğitimleri alıyoruz. 3 gün, 5 gün gibi hayatta kalma eğitimleri. Yani hayatta kaldığınız zaman işte susuz kalırsanız, aç kalırsanız, yalnız kalırsanız psikolojik olarak kendinizi kaybetmemeniz lazım. Güçlü bir iradeye sahip olmanız lazım. Bu sadece askeri olarak değil. Yani mesela sivil olarak da düşünün. Kayak yapan birisi işte Uludağ'da kaybolup tek başına birkaç gün kalabilir. Veya işte ormanlık araziye geziye çıkmış yine bir sivil vatandaşımız arazide kaybolabilir. Ki oluyor bunlar biliyorsunuz. Ve en yakın zamanda başımızda geçti biliyorsunuz 6 Şubat depreminde deprem sonucu belli bir süre yalnız başına ve bina altında hareketsiz bir şekilde kalabilirsiniz. Eğer vefat edilmediyse, ölünmediyse bununla ilgili hayatta kalma becerilerini geliştirmek gerekir. Yani hayatımızın her kademesinde o. Tabii biz askeri olarak biraz daha farklı. Yurt içi ve yurt dışında hayat idame eğitimlerimiz oluyor. Ve böyle bir şeye maruz kalırsak da neler yapmamızla ilgili eğitimlerimiz oluyor. Hiç vahşi bir hayvan yediğin oldu mu? Oldu. Yine tabii bunlar eğitimle alakalı. Yani ülkemiz güçlü bir ülke. Suriye harekat alanında, Irak harekat alanında yaptığımız bütün görevlerde İHŞ'miz, kumanyamız geldi. Ama eğitimde mutlaka dediğimiz gibi bunları öğrenmemiz lazım her ihtimale karşı. Tavşandır, yılandır, kaplumbağadır, kirpidir. Bunların işte nasıl kesilmesi, nereleri yenmesiyle ilgili eğitim verildi. Kurbağa eğitimimiz de vardır. Ben mesela kurbağanın işte arka bacaklarını kesiyoruz. Kara kurbağası dediğimiz böyle kahverengi. Tabii onların da çeşitleri var. Bunu bulursunuz. Normal işte göbeğinden kesersiniz. Hemen derilerini soyarsınız. Yani 2 saniye cızbız gibi tut ye. Yani tavuk gibi bir tadı var. Çok Allah da güzel yani. Öyle bir kurbağa yemiştim yani. Peki şu an görevde değilsin. Mesela örnek vereyim dağa çıktın, aç kaldın o anda bir kurbağa buldun yer misin yine de? Dediğimiz gibi ama bu şey olarak hani mecbur kalırsanız. Şimdi bizim tabii inandığımız değerlere göre, dinimize göre kurbağanın caiz olup olmadığını bilmiyorum. Ama çok aç kalırsanız işte hınzır dediğimiz şeyin bile bir birazını yiyebilirsiniz yani aç kal ölmemek için. O anki duruma bağlı. Eğer başka hiçbir şey bulamadıysam işte otlardan, meyvelerden herhangi bir şey bulamadıysam vitamine de ihtiyacımız var. Hayatta da kalmak gerekiyorsa yenilebilir yerim yani. Özel kuvvetlerden mezun oldun. Artık bir bordo bereli askerisin.
Çakı gibi bir asker. İlk görev yerin neresiydi? Benim ilk görev yerim Şırnak, Silopi'de oldu. Irak'ta olan birliklerimizin ihtiyatı olarak orada göreve başladık. Daha sonra Irak'a gittik. Irak'tan tekrar hani özel kuvvetlerin görevi belli bir süre iç güvenlik harekatı, sonra Ankara'ya gelirsin, belli bir süre Ankara'da kalırsın, sonra tekrar yurt dışına gidersin. Böyle devam etti ama ilk görev yerim Şırnak'tı. Şırnak Silopi. Hiç çatışmaya girdin mi diye sorsam ne cevap verirsin? Tabii ki birçok çatışmaya girdik. Birçok görevlerimiz oldu. Kendi yaralımız ve şehitlerimiz de oldu. Karşı taraftan da birçok etkisiz hale getirdiğimiz kuvvetler de oldu. Bir operasyon sırasında en yakın arkadaşlarından birisini kaybettiğin oldu mu? Tabii yani özel birlikte değil, yani Türkiye'deki askeriyede olup, yani bu coğrafyada olup görev yapan birçok arkadaşımız mutlaka bir devresini, bir arkadaşını kaybetmiştir. Geriye dönüp baktığımda beni duygulandıran ve en çok etkileyen olaylardan bir tanesi, işte Fırat Kalkanı Harekatı'nda Elbap diye bir yer vardı. Biz işte ilk Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan özel kuvvetler taburu ve birliklerdik. Burada belki hatırlarsınız 21 Aralık'ta Elbap Tepesi dediğimiz, Elbap'ı hakim bir yerden gören Şeyh Akil Tepesi ya da Hastane Tepesi dediğimiz bir yer vardı. Burası IŞİD'in karargahı olarak kullanılan bir yerdi ve burayı ele geçiren tarafa çok üstünlük sağlıyordu. Yani burayı ele geçirdiğiniz zaman, yani dış bükey bir yapısı vardı. Burada hastane Elbap'ta şöyle yayılıyordu. Buraya çıktığınız zaman işte keskin nişancılarınız, tank topçu atışlarınızla Elbap'ı daha kısa sürede temizler ve güvenli hale getirebilirdiniz. Buraya ilk harekat dediğim gibi 21 Aralık 2016 tarihinde Özel Kuvvetler Tabur Komutanı Şehit Piyade Binbaşı Bülent Albayrak Emir Komutası'nda müşterek birlikler harekat alanına girdi. Ancak işte Şubat ayı tabi çok karlı hava, sisli hava ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda biz hava kuvvetlerimizi, hava üstünlüğümüzü çok kullanamadık. Hani Amerika'nın veya Rusya'nın veya rejimin etkisiyle sınır ötesine bizim uçaklarımız geçemedi o zaman. Çünkü hava kuvvetleri de bir birliğin görev yapılacak yerde öncü kuvveti olur. Yani önünü temizler, ona göre kara kuvvetleri de oraya girer. İşte bazı eksiklerden dolayı, şanssızlıktan dolayı bizim tavır çıktı. O tepe kuzey yamaçlarına kadar yerleştiler. Ancak dediğim gibi IŞİD orayı karargah olarak kullanıyordu ve çok güçlüydü. Bizim birliğin içerisinde zırhlı araçlarla girip, zırhlı bombalı araçlarla girip patlattılar ve ağır silahlarla saldırdılar. Maalesef orada biz 16 şehit verdik. Piyade binbaşımız, Allah rahmet eylesin, Bülent binbaşı dahi 16 şehit verdik ve birliklerimiz mecbur geri çekilmek zorunda kaldı. Çok da zayiat verdirdiler. Bu olaydan sonra yaklaşık 45 gün sonra benim de içerisinde bulunduğum ikinci harekatta biz o tepeye çıktık. Başka bir özel kuvvetler taburu olarak ama yine müşterek. Komando birlikleri var, tankçılar, topçular, bir sürü kuvvet var. Biz çıktık, çıkarken zaten gece yarısı çıkıyorduk oraya. Çünkü gece yarısı IŞİD'in imkan ve kabiliyeti daha az. Gece görüş gözlükleri, termaller daha az var ama daha etkisiz kalıyor. Buna rağmen biz o tepeye çıkarken yine havanlarla, işte ağır silahlarla bize saldırmaya başladılar. 2-3 tane aracımız zırhlı mayınlara bastı ama tepeye kadar herhangi bir zayiat vermedik. Tam tepeye çıktığımız zaman piyade uzman çavuş Sedat Atalay, hatırladığım kardeşimiz, şehit oldu. Ama biz daha devam ettiğimiz için onu hemen tahliye ettiler. Biz tepeye çıktık. Tepeye çıktıktan sonra sabaha kadar çatışmalarımız devam etti. Birebir göğüs göğüs muharebelerimiz devam etti. Ve üst bölgesini ele geçirdikten sonra IŞİD'in daha önceki yaptığı gibi sabaha karşı yine zırhlı araçlarla gelip üst bölgemizi patlatacaktı. Bu sırada Tov Milan dediğimiz bir güdümlü füze atan bir kısmımız var bizim. Onun tim komutanı ve personeli o gelen zırhlı araca tek atışta vurarak üst bölgemize girmeden etkisiz hale getirdi ve ikinci günümüz de öyle geçti. Tabii iki gün bitmişti, üçüncü güne gelmek üzereydi. Ben çok yorulmuştum. Devam ediyoruz. Biraz sabaha karşı, hava aydınlanmasına karşı istirahat etmek istedim biraz. O sıra üst bölgesini son kez bir turlayayım dedim. Hani gezeyim. Tabii gezerken biraz önce dediğim gibi o Tov Milan mevzisinin orayı gezerken oranın tim komutanı rahmetli Furkan Yayla Teğmen geldi, beni gördü. İşte özel kuvvetler, bizim silahımız, kamuflajımız biraz farklı oluyor. Dedi komutanım, ben de dedi özel kuvvetlere başvurdum. Ben de dedi Oşanlıyor'a gelmek istiyorum, özel kuvvetlerde çalışmak istiyorum dedi. Böyle bir ayaküstü sohbet ettik. Dedim ki Furkan, hani biraz dinlenelim, akşam üzere dedim detaylı konuşuruz. Ben sormak istediğin şey var mı diye. Tamam dedi. Böyle bir sarıldık ama orada tanıdım onu. Hani harekata çıkıyorsunuz ama birçok insanı ilk defa gördüğünüz için tanıyamıyorsunuz. Orada tanıdım. Sonra bir kucaklaştık böyle. İnan Muhammed, ben arkamı döndüm. 2 ya da 3 adım attım. Diğer mevziye gideceğim. O da dedi ki komutanım, ben bizi
bizim mevzi kontrol edeyim, geri çekeyim. Gündüz ve gece farklı şeyler oluyor, mevzi yerleri. Tamam dedi. Döndüm, bir iki adım attım. O da kendi mevzisine doğru bir iki adım attı. Yani zaman olarak aramızda saniyeler var. Mesafe olarak metreler var. Bir anda üç tane ses geldi ama güm 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 diye yer sallandı. Hemen attım kendim. Tabii bir ses duyunca biz refleks olarak güvenlik bir alana atarız kendimizi. Üç tane patlama sesinden sonra başka bir ses gelmedi. Tabii daha önceki harekatlarda da aynılarını yaptıkları için uzak yerlerden, yani şehir merkezinden IŞİD'in bulunduğumuz noktaya havan mermisi atmış. Yani yaklaşık 81'lik havan dediğimiz şu kadar büyüklüğünde bir havan. Düştüğü yerde açık alanda 150-200 metrede kim varsa öldürücü etkisi vardır. İşte korganlı yerdeyse yaralama için şarapnel parçası geliyor, parçalanıyor. Hemen kafamı kaldırdım, baktım bende bir şey yok. Sonra bir döndüm işte arkamı, biraz önce kucaklaştığım Furkan Teğmen yerde yatıyor. Hemen yine onun mevzisinde 5 metre yanında bir uzman çavuş arkadaşımın bir ayağı kopmuş. O orada bağırıyor. Sonra o üst bölgemizin en kıdemli tavır komutanı vardı. Binbaşı piyadeden, ismini tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi hani sürekli beraber çalışmadığımız insanlar olduğu için onun da sırtından şarapnel parçaları girmiş, işte benim de sırtıma geldi diye. Ama onun bir durum biraz iyiydi. Sonra hemen telsizden bizim sıhhiye personelimizi çağırdım. Özel kuvvetlerden assubay arkadaşım geldi, Mustafa kendisi. Dedim hemen Furkan'a bakalım. O sırada da bizim Türkiye'deki muhabere merkezine sıhhiye tahliye istedim. Furkan'ın yanına gittik. İşte göstermek gibi olmasın, şurada böğründen bir şarapnel parçası girmiş. Kan kaybı vardı. Hemen diğer sıhhiye personelimiz, uzman çavuş arkadaşımıza turnike yaptı kan kaybını önlemek için. Aykopan ayağının baldırına turnike yaptı, serum taktı. Biz de işte Furkan Yaylan'ın kanını kapatmaya çalıştık. O sırada serum taktık ve zırhlı araçlarımız ayarlandı. İki tane zırhlı araç ayarlandı. Bir tanesine tabur komutanından uzman çavuş arkadaşı koyduk. Diğerine de ben Furkan'ı koydum. İki tane de koruma arkadaşı alarak biz üst bölgesinden Türkiye'ye doğru sıhhiye tahliye noktası dediğimiz güvenli alana doktorların ve zırhlı ambulans araçlarımızın olduğu yere götürüyoruz. Yaklaşık 8-10 kilometre mesafe var. Tabii gidiyoruz orada. Sıhhiye uzmanı dedi, komutanım vücut ısısı çok düştü. Şimdi öyle olunca biz eğitimlerimizde de tabii ilk yardım eğitimleri falan, temel eğitimleri biliriz. Yani ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Orada hem zamanla mücadele ediyorsunuz, hem arkadaşınızın gözünüzün önünde kaybetmenin vermiş olduğu bir acı var. Kaybedeceksiniz diye düşünüyorsunuz. Onu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ne yapabileceğinizi şaşırıyorsunuz. Dedim arkadaşlar, siz ayak bileklerinden, ben el bileklerimden tuttuk arkadaşımızı. Bizim vücut ısımızı ona vermeye çalıştık. Hani vücut ısısı biraz düştüğü zaman, kan kaybı olduğu zaman maalesef şey oluyor. Öyle belli bir mesafe sıhhiye tahliye noktasına geldik. Orada hemen işte hazırdı komutanlarımız, arkadaşlarımız. Hemen tahliye ettik. Onlar ilk müdahalelerini yaptı ve biz Furkan'ı verdiğimizde daha nefes alıyordu. Yani hani bilinç kapalıydı ama nefes alıyordu. Canlı bir şekilde yetiştirmiştik onu. Onun mutluluğu vardı. Tabii bunlar Türkiye'ye doğru geri döndüler. Biz görev yerimize gitmek zorundayız. Hem personel zafiyeti olmasın, hem de görevler devam ediyor. Yani yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz ama görev devam ediyor. Sonra bindik işte gidiyoruz, dua ederek inşallah kurtulur diye. Tam geldik üst bölgesine çıktık ve beklemediğimiz o telsizden dedi arkadaşlar, arkadaşım şehit oldu. Bakıyorum şimdi geriye dönüp, çok arkadaşım şehit oldu. Yanımızdaki işte parçalanmış uzuvlarını topladığımız arkadaşlarımız oldu. Ama bu Furkan hiç böyle yeni tanıştığım ama kucağımda şehit verdim. Yani hani bildiğiniz kollarımda kayıp gitti. Bu beni çok etkiledi. Çok üzülmüştüm. Ama dediğim gibi harekat devam ediyordu. Yine temaslarımız devam etti. Ertesi gün yine aynı şekilde bir havan ateşiyle maalesef yine piyade uzman çavuşu Murat Telvin arkadaşımız da şehit oldu. Onu da üzülerek, ağlayarak gönderdik. 3 şehidimiz oldu bizim. Aynı noktada 45 gün önce 15-16 şehidimiz oldu Bülent Binbaşı'mla birlikte. Yaklaşık biz orada 19-20 tane şehit verdik ama oranın kurtarılması için. Orayı kurtardıktan sonra artık keskin nişancı atışlarıyla Elbap temizlendi ve şu anda oralarda Suriye'den kendi halkı gitti, güvenli bölge olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Ama bizim de orada bir artık anımız, kalbimiz, kanımız duruyor. Rabbimden rahmet diliyorum tüm şehitlerimiz için. Az evvel atladık. Eğitimlerde şehit verdiğiniz oluyor muydu? Eğitimlerde tabii, yani benim birebir yaşadığım bir olay yok. Ama komando ihtisas kursunda, kayak kursunda hani donarak, yani kayboluyor arkadaşımız ve donarak şehit olan bir
üsteğmen olduğunu biliyorum. Yine Foça Komando Okulu'nda atışlarda merminin gerçek silahlarla yapılan eğitimde mermini sekerek bir arkadaşımızı yine şehit ettiğini biliyorum. Eğitimlerde oluyor. Yani bu eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker misali maalesef bazen eğitimde kan da dökülüyor. Ama bunlar olması gereken hususlar yani. Peki böyle Allah'ın yardım ettiği dediğin uhrevi bir an yaşadığın oldu mu? Yani bir olay yaşadım Muhammed, böyle değişik bir olay. Şimdi biz Amanos dağlarında görevden iş güvenlik harekatından döndük. Tam da 15 Temmuz falan olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı'nın koruma görevi yapıyorum. Daha geleli bir ay falan olmadı özel kuvvetler görevinden, iç güvenlik harekat görevinden geleli bir ay olmadı. Normal şartlarda bizim orada en az 4 ay kalmamız lazım. Bu sırada yine Suriye'de harekat alanında devam ediyordu. Burada 2 tane arkadaşımız şehit oldu ve maalesef düşmanın eline geçti bu arkadaşlarımız. Belli bir süre onların elinde kaldı ve ben Ankara'dayım o sıra. O arkadaşlarımdan bir tanesi benim çok sevdiğim, özel kuvvetler kursunda falan sporda herhangi bir atışta yarıştığım, çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onun düşman elinde bulunması beni derinden etkiledi. Hatta böyle birkaç gün onu rüyamda gördüm. Yani kurstayken ki faaliyetlerimiz, işte kafeye gitmişiz Ankara'da, orada eğlenirken ki faaliyetlerimiz. Birkaç gün böyle rüyalarıma girdi olaydan sonra. Sonra o sırada ben Amanoslar'da gazi olan tabur komutanım Gata'da yatıyordu. Yani Gülhane Askeri Hastanesi'nde yatıyordu. O zaman asker hastaneler vardı. Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görevimden bittikten sonra, nöbetim bittikten sonra onun yanına gittim. Dedim ki komutanım, bu arkadaşımızla ilgili biliyorum mutlaka bir operasyon düzenlenir. Naaşlarımız getirilir. Bununla ilgili ben dedim gönüllü olarak buraya katılmak istiyorum dedim. Hani komutanlarımıza söyleyin, sizi severler işte o zamanki özel kuvvetler komutanı olsun diğer kime. Ben dedim buna gönüllü olarak katılmak istiyorum. Dedi İbrahim, hani biz yeni geldik daha. Bir de 15 Temmuz olmuş, ortalık biraz şey, hengame var. Sen Genelkurmay Başkanlığı'ndaki koruma görevine devam et. Zaten görev verilirse hayır demeyeceğinizi biliyoruz dedi. Böyle bir şeyimiz oldu. Yani gönlümden geçti. Gittim bunu komutanıma da söyledim. İnanır mısın Muhammed, geldim. İkinci gün tabur komutan vekilimiz vardı bizim, işte tabur komutanımız gazi olduğu için hastanede tabur komutan vekilimiz var, bir tane yüzbaşı. Genelkurmay Başkanlığı'nda işte koruma görevi yapıyoruz. Gel dedik İbrahim, acil koduyla 48 saat içerisinde bütün hazırlıklarımızı yapıp Suriye harekat alanına diye görevlendirildik. Dediğimiz gibi normalde bizim en az 3 ay kalmamız lazım orada. Böyle bir şey geldi, emir geldi. Hemen apar topar işte hazırlıklarımızı yaptık. 48 saat içerisinde biz Genelkurmay Başkanlığı'ndaki görevimizi başka tabura verdik ve Suriye harekat alanına girmek için oradaki sınır bölgesine bir sınır karakoluna gittik. Tam sınır karakoluna gittik. Başımda bulunan yüzbaşım çocuğu Ankara'da hastalanmış, şu acil bir şekilde. O emir komutayı bana bıraktı ve kendisi gitti. Yani ben işte o bulunduğum özel kuvvetler taburunda tek subay olarak kaldım ve tabur komutan vekilliği yapıyorum üsteğmen rütbemle. Ertesi gün Tugay komutanımız beni makamına çağırdı. Dedi ki İbrahim, 10 tane sağlam arkadaşını alıyorsun. Şu tabur komutanının emrine gidiyorsun. O sana görevleri söyleyecek. Çok önemli bir göreve gidiyorsunuz. Emredersiniz dedim. Gittim. Aranızda arkadaşları seçtim. Onun yanına gittim. O bana durumu izledi. Dedi İbrahim, böyle 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 bu vakitte alınan arkadaşlarımızın yerini tespit ettik. Arkadaşlarımızı almaya gidiyoruz diye. Ya inanın Ankara'dasınız. Böyle bir şey oluyor. Komutana gidiyorsunuz. Ben katılmak istiyorum öyle bir şey olursa. Ama hiç operasyonu yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Böyle bir şey oldu. Sonra o taburla birlikte gittik. Allah'a şükür herhangi bir temas, sahiyat bir durum olmadan naaşlarımızı aldık. O arkadaşımın da işte örtüsünü açtım, kendisini gördüm, teşhis ettim, ellerini yüzlerini öptüm, Türkiye'ye getirip ailesine teslim ettik. Bu olayı düşündüğüm zaman yani normal şartlarda imkansız olarak görülecek bir şey. Kalbimizden geçmeyle, çok istemekle Yüce Rabbim onu bana nasip etti. Hatta şunu da söyleyebilirim. O tabur komutanım olsaydı yüzbaşı, muhtemelen ona vereceklerdi görevi. Çünkü geride kalan birliklerin başına bir personel kalması lazımdı. Beni ihtiyata verirlerdi. Bir de rütbem düşük olduğu için o tabur komutanı gidebilirdi. Ki o da Ankara'da bir işi çıktı. Hemen gitti. Görev bana kalmış oldu. Böyle bir olay yaşadım. Yani bunun da manevi olarak bir değeri olduğunu düşünüyorum. Peki şehidin yüzünü açtığından, elini öptüğünden bahsettin. Yani. Bahseder misin? Nasıl bir görünümdeydi? Kendisi zaten kır saçlı bir arkadaşımdı. Tabii Suriye harekat alanında aylardır çalıştığı için sakalları bayağı uzamıştı böyle. Hiçbir şeyi yoktu yani. Yaklaşık
zaman veya şey vermek istemiyorum. Yani hem ailesine hem de sevdiklerine bu hüznü yaşatmak istemiyorum. Ondan dolayı vücudunda hiçbir şey yoktu. Yani belli bir süre geçmesine rağmen. Yüzü bembeyazdı, böyle hani melek tabir edilecek gibi, yani gülümser bir yüzü vardı. Yani çok farklı bir duyguydu. Güzel kokusu vardı yani, hatırladığım. Manevi olarak bambaşka bir şey. Tarif edilemez bir duyguydu yani. Ve bunu bana Allah yaşattığı için binlerce kez şükrediyorum yani. Peki ailesinin haberi kim verdi? Şöyle, biz dediğim gibi devam edeceğimiz için harekat alanı, biz onu Türkiye sınıra getirip biz Suriye'de devam ettik. Komutanlarımız, bizim özel kuvvetlerden veya askeri inzibat dediğimiz bu işleri yapan, şehit ailelerine haber veren insanlar yapmıştır. Hani ben ona vakıf değilim. Peki abi, şurayı çok merak ediyorum. Operasyon sırasında özellikle yaralanmış birisine nasıl müdahale ediyorsunuz? Özel kuvvetlerde ve özel birimlerde her personelin bir sıhhiye uzmanı vardır. Bu sıhhiye uzmanları hemen hemen cerrahi müdahale yapabilecek seviyeye kadar eğitim alırlar. Bunun yanında diğer tüm personellerde, işte ben tim komutanıyım veya silah uzmanı, bunlar da temel ilk yardım eğitimi alabilirler. Biraz önce aslında söyledim, GATA'da tedavi altında olan komutanım Yakup Kutman, bizim özel kuvvetler tabur komutanımızdı. Beraber onunla çalıştık. O olayda Amanos Dağları Terörle Mücadele Harekatı'nda son görevimizde tabur komutanım maalesef benim 5 metre önümde el yapım patlayıcıya bastı ve 2 ayı diz altından koptu. Bu olayda hemen sıhhiye uzmanımız vardı, bir tane asubay arkadaşım. İşte ben hemen komutanımın yanına gittim sürünerek. Herhangi bir temas olmadı. Diğer arkadaşlarım işte gözetlemenize devam edin dedik. Sıhhiye personelim geldi. Hemen ilk önce ayaklarına turnike yaptık. Yani patlayıcı madde olaylarında bir kesik gibi olmaz yani, kan sızı şeklinde olur. Aslında bu bize bir zaman olarak belli bir süre bize avantaj verir. Hani mesela kritik bir noktayı, damarı keserseniz, atar damarı, saniyeler içerisinde onu kapatmazsanız vefat edersiniz. Ama patlama olaylarında sinirli uçları yandığı için kan oluk oluk akmaz ve sızı şeklinde olur. Biz de bunu bilindiğimiz için hemen ayaklarına turnike yaptık. Ondan sonra iki koluna serum taktık. Ondan sonra işte dediğimiz gibi sıhhiye tahliye istedik. Ama burada aslında size şeyi de söyleyebilirim. Bu olayda Yakup komutanımızın dirayeti, komutanlığı, liderliği çok önemlidir. Kendisi o haldeyken bile mesela sıhhiye uzmanımız, hatırladım, ya da sol kolundan birkaç denemesinde serumu takamadı. Komutanım dedi ki işte öbür koluma tak dedi. Ondan sonra diğer arkadaşlara dedi, arkadaşlar dikkatli olun. Yani hem ayakları kopmuş, hayati tehlikesi var, ama bu sıra kendisi bizim tehlikemizi düşünerek, arkadaşlar gözetlemenize dikkat edin, patlama sesi oldu, biz zaten temasa gidiyorduk, yakın bir mesafede olabilirler, temas olabilir, dikkatli olun diye sürekli uyarılarda bulundu kendisi bize. Bunun yanında sıhhiye tahliye istediğimiz zaman helikopterli tahliye istedik ve kendisi dedi ki muhabir uzmanına, işte helikopter gelirken vinçle gelsin. Yani bulunduğumuz noktaya inemez, havada asılı kalır ve oradan sedyeyi indirir, beni tahliye ederseniz öyle gider diye. Yani birçok şeyi o haldeyken bile düşünüyordu. Hani biraz belki konu farklı oldu, İlk yardımdan oraya geçtik, ama komutanımızın da orada liderliği, dirayetliği, komutanlığı takdire şanlı. Bunu da anlatmak istiyorum. Allah razı olsun kendisine. Şu anda da iki bacağına protez takıldı ve özel kuvvetlerde albay rütbesinde görevine devam ediyor ve bildiklerini, tecrübelerini genç arkadaşlara, kursiyerlere aktarmaya devam ediyor. Allah ondan bin kere razı olsun. Allah'a mükemmel bir teslimiyet. Böylece hepimiz aslında uyarı niteliğinde, hepimizin böyle ders alacağı bir hayat hikayesi. Aslında kendisiyle program yapmayı çok isterim. İnşallah yani. Bu da bir çağrı olsun. Kendisini tanıyan ya da böyle ulaşabileceğini düşünen birileri varsa bize lütfen bilgi versinler. Instagram üzerinden kendisini çok isterim ağırlamayı. Yani kendisi birkaç sefer Star TV'de falan haberlere çıktı. Star TV'deki o Nazlı Çelik haber spikeri, onunla özel kuvvetlere gittiler. Komutanına tekrar röportaj yaptılar belli bir süre sonra. İnşallah olur. Yani komutanımı herkesin bilmesi gerekiyor. Mükemmel bir insan. 2018 yılında TSK ile ilişkinin kesildiğinden bahsettim program başında. Merak ediyoruz, niçin ilişkin kesildi, tam olarak konu neydi? Şöyle, ben aslında kendimi tanıtırken hatırlarsan üniversite okudum dedim. Uşak Eşme ilçesinde meslek yüksek okulu okudum. Orada bir yurtta kaldım. Yani mecbur, başka bir devletin misafirhanesi veya okulun bir misafirhanesi yoktu. Kiralar falan da çok pahalı biliyorsunuz. 2-3 tane yurt vardı. Mecbur birinde kalmak zorunda. Aslında çok fazla da kalmadım. Bir yıla yakın
bir yurtta kaldım. O yurtta maalesef bu 15 Temmuz olayından sonraki sakıncalı yurtlar listesine giren yapıya ait oldu. Bunları ben burada çok telaffuz etmek istemiyorum çünkü mahkeme sürecim devam ediyor. Ben inşallah beraatla sonuçlanıp görevime devam etmek istiyorum. Haklı ile haksızı ayıramadığımız bir dönem oldu. Ne yazık ki 15 Temmuz dönemi. Vatanımızda senin gibi birçok cevher var. Şu anda bazıları cezaevinde, bazıları mesleklenmen. Allah doğru olanın yanındadır diyoruz. Evet. Mutlaka adalet tecelli edecektir. Tabii biz teslim olduk. Eğer şunu da söyleyeyim. Bir suçum, günahım, bir devlete en ufacık bir zararım varsa müebbet hapis dahi yatmayı göze alıyorum. Yani ondan kimsenin şüphesi olmasın. Ama 15 yılı ben gerçekten terörle mücadele ettim. Şu an ağır bir suçla itham ediliyoruz. Mahkeme süreci devam ediyor. İnşallah hayırlı bir şekilde sonuçlanır. Bunu ben mahkemede de söyledim aynı şekilde. Mahkeme heyetine. Dedim benim başka bir suçtan, başka bir şeyden müebbet hapis verin. Yatmak veya şey yapmak hiç önemli değil. Hatta şunu da gördük biliyorsunuz. Bazen üzülüyorum ama geçmiş dönemlere baktığımız zaman birçok bunun gibi olay yaşadık. Birçok komutanımız haksız hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde yattı. Bu ülke, bu devlet maalesef Genelkurmay Başkanı'na söylemek istemediğim o terörist yaftasını söyledi. Peki İbrahim abi, mahkeme sürecin şu an nasıl ilerliyor? Yani sonuç ne olacak? Mahkeme süreci halen devam ediyor. Yani ben burada tabii mağdur edebiyat yapmak istemiyorum. Hakkımızda neyse o tecelli olsun. Biz her şeye razıyız. Peki İbrahim abi, bundan sonraki süreçte ne yapmayı planlıyorsun? Şu anda tabii mahkemenin sonucunu bekliyoruz. Eğer olumlu olursa görevimize devam etmek istiyoruz. O şanlı üniformayı giymek istiyorum. Yaşım el verdiği, kuvvetim el verdiği sürece. Tabii olmazsa da akademik çalışmalarım var. Bunun yanında özel eğitimler veriyorum işte Denizli'de. Bunları geliştirebiliriz. İşte kitap yazıyorum, makale yazıyorum. Özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili araştırmalar yapıyorum. Bununla bir ekip oluşturduk Denizli'de. Ekibimizin içerisinde avukatımız var. Yakın dövüş sanatı ustası öğretmenlerimiz var, bayan ve erkek. Psikologumuz var. Bunu Denizli'de ve Antalya'da yaptık. Eğer ulaşabilirsek Türkiye'de, özellikle İstanbul'da belediyelerin de desteğiyle bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Neden işte bu kadına yönelik şiddet bu kadar arttı? Bununla ilgili araştırmalarımız var. Bunun üzerine yoğunlaştık. Yani fayda sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar ayrı olsak da şu anda devletimizden, görevimizden yine eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza faydalı olabilecek ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Peki özellikle böyle mesleğe yeni başlayacak olanlara, genç personellere böyle zorlu süreçlerden geçerken sıkıntıya düşüyorlar, yani bırakmayı düşünüyorlar vesaire. Senin bir tavsiyen var mı? Bu sıkıntılar aşmış birisi olarak bir tavsiye. Tabii bu süreçte bazen liseden sonra, üniversiteden sonra birçok hani asker olmak isteyen, polis olmak isteyen ve herhangi bir mesleğe kendini adamış insan hayallerinden vazgeçmesin. İşte yaşı yetene kadar, gücü yetene kadar mücadele etsin. Sonuna kadar zorlasın yani. Kendisine verilen bu imkanları değerlendirsin. Yani ben kısaca başta da söylemiştim. Hani trajikomik olaylar yaşadım diye. Yani liseden sonra iki kere girdim ben Asubay okuluna. İkisinden hani öyle bir şekilde elendim ki tabii bu hem üzülüyoruz hem de gülüyoruz. Örnek veriyorum, bir tanesinde işte Ankara'ya da muhabir okuluna Asubaylık sınavına gireceğim. İşte yazıları geçtim, mülakata girdim. Tabii imkansızlıklar da var orada. Yani Ankara'ya gidip dönebileceğim bir elimde yol parası var. Bir de orada 2-3 yiyecek parası var diyelim. Neyse uzatmayayım. Mülakata geleceğiz. Sırada bekliyoruz. Hepimize bir numara verdiler. Ön sağlığa gireceğiz. Tam bana geldi sıra. Akşam da 4-4.30 gibi olmuştu. Bana dedi ki işte sizin ve sizden sonraki grup yarın dedi devam edecek. Ben de oradaki komutana dedim ki komutanım ben hani Bursa'dan geldim. Kalacak yerim yok. Kimseyi tanımıyorum burada. Cep telefonu yok. Bir şey yok. Bursa'ya gidip de gelemem. Nerede kalacağım dedim. Hani param da yok fazla. Dedi yani İbrahim ama tabii askeri tabii bizim. Yani askeri yok derse yoktur. Yasak kardeşim derler ya böyle. Neyse. Çıktık oradan. Ertesi sabaha kadar işte bir şekilde Ankara'da gezdim. İşte Gençlik Parkı diye bir yer var orada. 11-12'ye kadar orada durdum. Hatırlıyorum işte trajikomik dedim. Bir ekmek, bir tane somun ekmeği, bir de su aldım. Başka param yok. Bir de dönüş param var. Gece 12-1 oldu. İşte kavgalar oluyor. O sıralar sıkıntılıymış orası. Şimdi biraz daha güvenli. Ama benim söylediğim 2000 yılları, 99-2000 yılları işte kavgalar oluyor. Cam şişeleri kırılıyor falan. Tabii korktum. Hemen koştura koştura bir daha lise öğrencisisin. Polis karakoluna gittim. Durumu izah ettim. Sağ olsun onlar da sabaha kadar beni orada bir şeye sandalye verdiler. Oturdum. Sonuç olarak sabahleyin gittim ben mülakat yapıp
olacak yere. Hemen beni aldılar. Bir ekmekle bir su içtim tabii. 24 saattir açım. Boy kiloyu ölçtüler. Bir tane cihaz var. Biniyorsun. Hem kilonu ölçüyor hem de boyunu ölçüyor. Sonra oradaki ilk yaptığım bu faaliyette başımdaki komutan red bastı oraya. Ben o gün ne oldu dedim. Dedi boy kilo uyuşmazdı. Sen çok zayıfsın dedi. Dedim komutanım ben dün parkta yattım ve bir tane ekmekle su içtim dedim. Yani ne kadar zayıfım. Beni dedim mülakata alın, koşturun, bir şeyler yapın. Yok dedi. Beni oradan elediler. Yani o kadar şey geçti, mücadele geçti. Ben bunda bir hayır vardı dedim. Yani yarın bu iş olacak dedim. Böyle sabırla bekledim. İşte dışarıda kaldım, aç kaldım. Olmadı yani, olmayınca olmuyor. Ertesi yılda yine hemen hemen bunun gibi bir şey oldu. Bu sefer her şeyi kazandım. Sınava gireceğim. Benim babam Kıbrıs gazisi. Orada da gazi 105 puan yeterli diyor. Ben 119 almıştım. Tam ilk evrak kontrolünde dedi ki sen niye geldin evladım dedi. Dedim işte böyle böyle. Sen puanın yetmiyor ki dedi. Dedim babam gazi dedim. Baktı evraklarına. Dedi babanın dedi bir uzuv kaydı. Yani savaşa girdiği için dedi hani gazi olmuş. Mahlulen gazi olması lazım dedi. Hani bir yaralanması, uzuv kaydı, şudur budur. Oradan da elediler beni. Yine almadılar. Yani çok şaşırmıştım, üzülmüştüm ama hiçbir zaman şeyi bırakmadım. Dedim ben olacağım. Hani üniversite sonrasında da olurum, bir şey olurum. Yani bununla ilgili mücadelemi sürdüreceğim. Gittim üniversiteyi okudum. Üniversiteden sonra da nasip oldu assubayla. Assubay olduktan sonra da yine kendimizi geliştirdik. İşte subaylığı kazandım, özel kuvvetlere gittim. İşte yüksek lisans bitirdim. Yani kendimi ve devletime fayda sağlayacak ne varsa bunlar için kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu mesleği düşünen veya herhangi bir mesleği düşünen arkadaşlarımız, gönülden isteyen arkadaşlarımız sonuna kadar mücadelesini etsin. Onu söyleyeyim. Güzel bir hayat hikayesi, güzel bir örnek, gençlere örnek olacak bir tarz. Umarım anlatılanlardan kendilerine bir pay çıkartır insanlar da hayatta neler varmış, nelerle karşı karşıya kalınıyormuş görmüş olurlar. Ağzına sağlık. İnşallah. Eklemek istediğim şeyler var mı? İnşallah faydalı olur genç arkadaşlarımıza. Dediğim gibi ben bu sıra hem sosyal medyada, Instagram hesabında hem de YouTube kanalım var. Buradan nasıl asker olunur, nasıl özel kuvvetçiler olunur, satsas nedir? Yani askeri bilgiler vermeye çalışıyorum. Bu konuda arkadaşlarım takip edebilir. Peki, YouTube hayatında ve Instagram hayatında başarılar diliyorum o zaman. Biz de şöyle yapalım. Madem sen geldin programımıza konuk oldun, biz de senin kanalını açıklama kısmına bırakalım. Oradan seni bulsunlar, sana yazsınlar, sana ulaşsınlar. İnşallah sen de böyle elinden ne gelirse gençlere duyurmak adına mücadeleyi bırakma. Nasıl askerde mücadele ettiysen şimdi de bu bir askeriye. Çünkü artık YouTube, sosyal medya özellikle ciddi bir savaş yeri. Bundan dolayı buradaki savaşı da bitirme. Burada devam et. Yapmaya devam et abi programlarını. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Dostlar, sonraki programda görüşmek, buluşmak ümidiyle sizleri alemlerin Rabbine, Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.